getirdiniz, sabahlar getirdiniz. İşte başkan, işte sendika. Ankara Tan Doğan Meydanı'ndayız. Beklenen Türk İş mitingi gerçekleşiyor. Sabah çok erken saatler itibariyle Türkiye'nin birçok yerinden işçi Tan Doğan'da buluşmaya başladı. Ne için işçiler burada? Başta vergide adalet talebi olmak üzere, ardından da geçinemiyoruz şiarıyla bugün işçiler Tan Doğan Meydanı'ndan sesini yükseltecek. Biz de mikrofonlarımızı işçilere uzatıyoruz. Emekli olduğumuzda araba alabiliyordum. Emekli olduğumuzda kızımıza çeyiz hazırlayabiliyorduk. Şu anda bunların hiçbirini yapma şansımız yok. Bizler Hatay'dan geldik. Hatay biliyorsunuz depremin en yoğun yaşandığı bir yer. Bugün orada her şey %200, %300 arttı. Ama biz işçiler bugün emekli olacağız. Ben 30 yıldır çalışanım. Emekli olduğumda bir oda alamıyorum. Onun için diyoruz ki sesimizi duymayanlara sesimizi duyurmak adına, kulağı duymayanlara kulaklarını açmalar adına bugün hepimiz buradayız. Hep birlikte haklıyoruz. Vergide adalet! Vergide adalet! Vergide adalet! Vergide adalet! Arkadaşlar, emeğimizi çalanlardan, geleceğimizi çalanlardan, alın terimizi çalanlardan, bizi açlığa mahkum edenlerden. İskender Otoyol İşletme Şefliğinde çalışıyorum. Neler yaşıyorsunuz iş yerinde? Nasıl zorluklar yaşıyorsunuz? Buraya yazmışsınız, işçi muhtaç olmuş kuru soğana. 15 yıldır aldığımız maaşlarımız hiçbir şekilde yetmiyor. Yani ay sonunu bırakın, ilk 15 günü bile doldurmakta çok zorluk çekiyoruz. Yani 1 liraya aldığımız ekmek 10 lira oldu. 5 liraya aldığımız şeker 35 lira oldu. 35 liraya aldığımız çay 200 lira oldu. Yani gayet taşeron arkadaşlarımız da var. Onların da sesini duyurmaya geldik. Onlar da 17 bin lira asgari ücretle çalışıyor. Yemek ücretleri bile yok. Onlara da destek vermeye geldik. 36 bin lira maaş alıyorum ve geçinemiyoruz. Bütün iş arkadaşların hakların verilmesini talep ediyoruz inşallah. Vergide adalet istiyoruz. Mart'ın 15'ine geldiğimiz zaman ikinci vergi dilimine geçiyoruz. Yani maaşımızın %40'ı 45'i vergiye gidiyor. Bu da bizim ister istemez zorumuza gidiyor. Ve geçinemiyoruz. Peki mitingi nasıl buldunuz? Mitingi de çok güzel ve çok heyecanlı. İnşallah ses getireceğimize de bütün gönülden inanıyorum. Peki eylemleriniz devam edecek mi? İş yerlerine döndükten sonra ne yapacaksınız? Hakkımızı savunmaya devam edeceğiz hukuk çerçevesinde. Mitingi nasıl buldunuz? Çok güzel ve coşkulu. İşçiler olarak hakkımızı aramaya geldik buraya. Umarım ki alırız. Bunun için geldik. Vallahi miting güzel, faydalı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah ulaştığımız şeye sonunda ulaşacağız yani. Zafer bizim olacak yani. İşçi yerlerine döndükten sonra ne yapacaksınız? İş yerinde bütün arkadaşlarımla buluşacağız. İş yerlerimize döndüğümüzde de bunu en iyi şekilde anlatacağız arkadaşlarımıza. Ya şu an çok kalabalık. Yani olduğumuz desteği göstermeye çalışıyoruz. İyi yani. Kesinlikle ilk şeyimiz vergide adalet istiyoruz. Kesinlikle geçinemiyoruz. Bugün 85 milyon ülkemizde işçilerin büyük bir olumluluğu bir ülkede. Geçim çok zor, vergi olayı çok sıkıntılı, onun peşindeyiz. Ekmeğimiz için geldik, ekmeğimizin peşindeyiz, geçinemiyoruz, vergide çok adaletsizlik var, onun için geldik yani. Hatay'dan geldik. Nasıl buldunuz mitingi? Çok iyisiniz. Arkadaşlar, hakkımızı aramaya geldik. Lütfen,
geçinemiyoruz. Ne yapalım? Yetiştiremiyoruz, geçinemiyoruz. Denizli'den katılıyoruz. Nasıl buldunuz mitingi? Çok kalabalık. Yani bayağı bir kalabalık var. Beklediğimizden daha fazla. Yani insanlar meydanlara, sokaklara aşk almış. Biz en son 2015 yılında Taşören'den kadroya geçmek için bu meydanlara geldiydik. Şimdi de Taşören'den kadroya geçtik ama verilmeyen zamlar, vergide adaletsizliğe karşı, Taşören işçilerinin hala kadroya geçmemesine karşı tekrar bu meydanlara geldik. Sesimizi duyurmaya geldik. Sizler de buna vesile olduğunuz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Genelde iş yerlerinde şu an ücret dengesizliği var. Mesela farklı farklı ücret alan arkadaşlar var. Herkes yaptığı işe karşılık, mesela pozisyona karşılık hakkını alamıyor. Aynı işi yapan arkadaşlar mesela farklı ücretler alıyor. Ayrıyeten Taşören'deki arkadaşlar var çalışan. Aynı bizle aynı işi yapıyorlar. Bizden daha az maaş alıyorlar. Maaşlarını zamanında alamıyorlar. Bunlar yani. Yaşadığımız başlıca sıkıntılar bunlar. Peki iş yerlerine döndükten sonra eylemleriniz devam edecek mi? Neler yapacaksınız? Tabii ki. Bu Türk işin daha eylemleri devam edecek. Belki bir genel grev, oturma eylemleri, basın açıklamaları, bunların hepsi daha devam edecek yani. Bu burada bitmeyecek yani. Devam edecek. Hepsi fakirdi bu insanlar. Hep zengin oldu. Hep fakirleşti. Olmadı mı? Bu insanlar bu kadar niye geldi bu soğukta, sıcakta? Niye geldik biz buralara? Ekmeği için. Milletin çocuğu İmam Hatipler'e, kendisi Amerikan kolejlerine. Öyle mi? Doğru değil mi? Korka korka bu hale geldik. Niye korkuyoruz ki ya? Bu vatan bizim ya. Geçinemiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Nereden geliyorsunuz? Tekirdağ'dan. Hangi taleplerle buradasınız? Yani geçinemiyoruz. Maaşımıza zam istiyoruz. Aldığımız ücret yetmiyor. O yüzden buradayız. İş yerlerinde neler yaşıyorsunuz? Çalışırken neler yaşıyorsunuz? İşimiz zor, işimizin zorluğu çok büyük. Tarımda çalışıyoruz, zorlanıyoruz ama aldığımız ücret yetmiyor. Sesimiz duyulana kadar devam edeceğiz. Vergide adalet istiyoruz. Memurla işin arasında acayip makas açıldı. O yüzden hakkımızı aramaya geldik. Verilen bir sürü zamı hiçbir şekilde alamıyoruz. Maaşımız iyice eridi. Yeni başlayan memurlardan bile düşük maaş alıyoruz. 20-25 bin aramızda fark var. Birkaç ay normal maaş alıyoruz. Ondan sonra verdiği maaşı hepsini geri alıyor. Hep kesinti oluyor, hep kesinti oluyor. Bizim madenci iş yerlerinde daha çok iş arkadaşlarımız, daha çok iş imkanı sağlasınlar. İthal kömüre hayır. Nereden geliyorsunuz? Manisa Soma. Nasıl buldunuz mitingi? Miting çok güzel, çok kalabalık. Harika. Biz de işçiler olarak hakkımızı istiyoruz. Devletimizin en zor dönemlerinde hep yanında olduk. Artık devlet başkanlarımız bizi küçük görmesinler. Yani bize eşit davransınlar. Bütün haklarımızı istiyoruz yani. Haklarımızı geri verilmesini istiyoruz. Çok fazla kesinti olmaz oluyor yani. Vergi kesintisi çok fazla oluyor. Aldığımız ücretin çoğu vergiye kesiliyor. O yüzden... okulda öğrencim var. Hayat pahalılığı aldı gidiyor. Yaşam şartlarıyla aldığımız ücret bağdaşmıyor. Çok altında kalıyoruz. Geçinemiyoruz. Eşim yeniden çalışıyor, emekli yeniden çalışıyor. Yeniden mi çalışıyorsunuz? Aynen, ben çalışıyorum. Aynen. Anlatın. Emekli olma halde hala çalışıyorum. Yetmiyor. Yetmediği için onun için çalışıyoruz yani. Belki de daha çok yani patronların ödemesi lazım yani. İşçiler böyle olmaması lazım. Çerkezköy'den geldik. Yani Bekir abim 60 yaşında çalışmaya başladı. 60 yaşından sonra çalışmaya başladıysa ya demek ki bu işte bu ülkede bir iş, bazı şeyler kötü gidiyor. Yani geçinemiyoruz yani, resmen geçinemiyoruz. Sadece vergi de adaletle de değil. Staj mağdurları, kademe. Yani ben 44 yaşındayım. Benden 5 ay önce işe başlamış bir adam benim yanımda emekli oldu. Ben 5 ayla kaçırdım ama ben emekli olamıyorum. Ve bana bu 17 yıla mal oldu. Aradaki fark çok büyük. Kademe, staj mağdurları. Zaten geçinemediğimiz tüm ülke biliyor yani. Bunun bir açıklaması yok. Geçinemiyoruz. Vergi de adalet öncelikle. Sonra gerçekten maaşların asgari ücret seviyesine düşmesi,
memurun bir anda atlayıp işçinin alta geçmesi. Bunun önemi de savunma işçisiyiz biz. Ben 27 yıllık, 28 yıllık bir işçiyim. Teknisyenim, uçağın içindeyim, tankın içindeyim, denizdeyim. Ama bir temizlik personeli, devlete yeni girmiş bir memur benden yüksek maaş almakta. Ben gerçekten zorluyorlar. Yani bu işleri istemiyorlar mı? Asker ücretleri, etrafımızda bütün asker ücret arkadaşlarımız var. Ailemizden dostlarımız var, kardeşlerimiz var. Gerçekten bu maaşla geçinebileceklerini düşünüyorlarsa milletvekilleri bir ay idare etsinler. Sadece bir ay. Başka bir şey istemiyoruz. Emekli kardeşlerimiz de 12 bin lirayla ne alabilirler? Bir tane hükümet üyelerinden bir tanesi çıksın açıklama yapsın. Şunu şunu alabilir desinler. Vergi kesintilerimiz çok fazla. O yüzden maaşlarımız yarı yarıya düşüyor. Biz o yüzden geçinemiyoruz. Geçinmekte zorluk yaşıyoruz. Ben işçiyim. Maaşımın %27'sini vergi veriyorum. %27'sini. Ve evimde kira. Geçinemiyoruz. Yazıyor orada. Zordayız, geçinemiyoruz. Vergide adaletsizlik, enflasyon. Aslında biz burası yetersiz. Ben iş yerinde 50 kişiyiz. Ben 2-3 kişi. Hani gelemeyenler de var. Sesini duyuramayanlar da var. Yani en çok mobbing, kadınların yetersizliği iş alanında. Çok. Biliyorsunuz bugün vergiyi patronlar ödemiyor, siz işçiler ödüyorsunuz. Evet, o da çok tuhaf. 30 bin lira, 10 bin lira vergi veriyoruz. Milyarlar alan kişiler vergide affa uğruyor. Yani şirketler affediliyor. İflas durumu açıklanıyor. Ama ben ödeyemiyorum deyince benim maaşıma geri yatmıyor bu durum. Yani sıkıntı. Derece'den geliyoruz. Anon sistemde çalışıyoruz. Sadece vergide adalet istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Bu kadar. Kocaeli Dilovası'ndan geliyoruz. Çolakoğlu fabrikasından. Vergide adalet için buradayız. Biz birinci ay neyse 12. ayda aynı maaşı almak istiyoruz. Çünkü geçinemiyoruz artık. Yani ben bekarım ama evli bir arkadaşlarım var. Kirada oturan arkadaşlarım var. Yavan ekmek yiyoruz. Bak gördüğünüz üzere yavan ekmek yiyorlar burada. Yemin ederim 35 milyar para kesmişler bu ay bizden ya. Yazık günah ya. Aldığım para 27 bin lira. Yazık günah değil mi ya? 35 bin lirası ben devlete veriyorum. Çalışın lan. Aynen öyle. Kiralar olmuş 20 bin lira. Bu arkadaşın durumu hiç yok mesela. Çoluk çocuk var. Yazık günah ya. Hava güneşli, mis gibi. Gidip sahilde oturup iki çay içmesini biz bilmiyor muyduk? Bugün geldik, ekmeğimizin peşindeyiz. Gene söylüyorum, vergide adalet istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok alsınlar. İstediğimiz bu. Adil düzen istiyoruz. Çoluğunu, çoluğunu, çocuğunun yanında. Gel bak gel. Çek ablacığım orayı, çek. Çek. Niye toplandı bu millet burada? Vergide adalet istiyoruz. Kısa ve net. Birinci ayda ne aldıysak 12. ayda da onu almak istiyoruz. Bu kadar. Meyve suyu içmek istemiyoruz. Kebap yemek istiyoruz. Sandviç yemek istemiyoruz artık. Adalet istiyoruz. Vergide adalet. Erdoğan Şimşek programı her yönüyle işçi ve emekçilere karşı işlemeye devam ediyor. Ciddi bir yoksulluk var. Ciddi bir ücretlere düşük var. Ücretler düşük. İş cinayetleri, enflasyon yüksek. Hayat pahalı. Ve iş yerlerinde işçilerin rahatsızlıklarının olduğunu biliyoruz. Burada Türk İş'in daha önce başlattığı eylem programlarından bir tanesi burada. Burada görülüyor ki yapılan çalışmanın zayıflıklarına rağmen buraya on binlerce işçi talepleri için bir araya geldiler. Zordayız, geçinemiyoruz diyorlar. Çünkü başta kamu işçileri olmak üzere aldıkları ücretler şu anda açlık sınırı düzeyinde ve yoksulluk sınırının üçte biri kadarı bir ücretle geçinmek zorunda kalıyorlar. Ama öbür taraftan baktığımızda iktidar, yani tek adam tek parti, Erdoğan Şimşek programı, sermayeye çok büyük kaynaklar aktarılıyor. 2025 bütçesinde bir kez daha gördük ki temel olarak vergiler çalışanlardan, emekçilerden alınacak. Emekçilerin ödeyecekleri vergi payları sürekli artıyor.
bu koşullarda işçi ve emekçilerin geçinebilmesi, hayatını sürdürebilmesi mümkün değil. Ama bugün burada işçilerin ortaya koyduğu taleplere baktığımızda daha çok insanca yaşamak, insanca geçinmek, vergide adalet talebiyle on binlerce işçi burada. Bunun devamının gelmesi gerekiyor. Evet, büyük gösteriler, büyük mitinglere ihtiyaç var. İşçilerin yan yana, omuz omuza mücadelesine ihtiyaç var. Ama bu ülkede üretime dokunmadan, genel grevler, genel direnişler yapmadan, genel eylemler yapmadan sermayeye geri adım attırmak çok mümkün değil. Çünkü görüyoruz ki TÜSİAD'ıyla, MÜSİAD'ıyla, TOBU'yla ve bütün sermaye güçleriyle işçi sınıfının ve emekçilerin karşısında topyekün saldırıyla bize karşılar. O zaman Türkiye'nin işçi sınıfı, emekçileri hiçbir sendika, hiçbir konfederasyon gözetmeden bugünkü sermayeye karşı, tek adam iktidarına karşı, onun Erdoğan Şimşek programına karşı birleşerek haklarımızı alabileceğimiz, haklarımızı geliştirebileceğimiz, yeni talepler elde edebileceğimiz bir mücadele hattına girmek zorundayız. Burada da tabii ki konfederasyonlara büyük görevler düşüyor, sorumluluk düşüyor. Ama burada iş yerinde çalışan işçi arkadaşlarımız, iş yeri temsilcilerimiz, şube başkanlarımız, şube yöneticilerimiz, merkez yöneticilerimiz inisiyatif almalıdır. Sadece sendikaları, konfederasyonları bekleyerek bu işin olmayacağını bir kez daha görüyoruz. O yüzden bir kez daha sesleniyoruz. Çağrımız şudur: birleşe birleşe mücadelemizi büyüterek genel grevlerle, genel direnişlerle haklarımızı almanın ve iktidara geri adım attırmanın yollarını bulacağız.